Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün öneri videosu yapacağız. Kış aylarında karda, sokakta ne giyebilirsiniz? Nasıl tercihler var? Ben hangi ayakkabıları tercih ediyorum? Bunlara bakacağız. Uzun zamandır birçok takipçim bu tarz bir içerik istiyordu. Çok fazla yapmaya yanaşmamıştım ama şimdi sizlerle detaylı, güzel kış aylarında giyebileceğiniz ayakkabılar hakkında bir öneri ve tavsiye videosu yapmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Eğer kanala yeniyseniz lütfen abone olup o zil işaretine basın ve beğenenler like atmayı unutmasın. Aynı zamanda yorumlarınızı da bekliyorum. Elimden geldiğince farklı ve çeşitli içerikler yapmaya, ayakkabı incelemeleri, bloklar, kutu açımları ve bu tarz faydalı videolar yaparak sizlere güzel içerikler sunmaya çalışıyorum. Kış aylarında birçok arkadaşımız bot giyiyor ve bana da çok soruldu. Abi sen ne giyiyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Benim genel cevabım ben daha çok basketbol ayakkabıları giyiyorum oluyor. Tabii insanlar bana bir şaşırıyor. Basketbol ayakkabısı mı? Karda, kışta mı? Sen kafayı yemiş olmazsın gibi. Evet arkadaşlar, ben çoğu zaman basketbol ayakkabılarını tercih ediyorum veya gündelik ayakkabılarımı tercih ediyorum. O ayakkabılar hangileri, onları da göstereceğim sizlere. Hem de bütün ayakkabılarınızı kış aylarında giymenizi kolaylaştıracak bir üründen bahsedeceğim. Şimdi arkada görüyorsunuz birçok ayakkabı olduğu için ben genelde basketbol ayakkabılarını tercih ediyorum. Ayrıca çok fazla eskisi gibi kar oynayayım, dışarıya çıkayım, işte otobüs bekleyeyim, minibüse bineyim gibi durumlarım olmadığı için daha çok araba, iş, ev ve AVM tarzı genelde temiz olan ve ıslak olmayan yerlerde gezdiğim için çok fazla bota ihtiyacım olmuyor. Yani son 5-6 senedir halim bu şekilde. Ama çok fazla bota ihtiyacı olanlar tabii ki olabilir. Öğrenci arkadaşlarım olabilir. Dışarıya çıkması gereken veya bir yürüme mesafesi kat etmesi gereken arkadaşlarım olabilir. Onlar için tabii ki bot önemli. Kış aylarında ayaklarımız üşüyor, su giriyor, ayakkabılarımız kirleniyor. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar öncelikle bütün ayakkabılarınızı kış aylarında giymenizi kolaylaştıracak. Yani su sıçraması, kar suyu, işte dışarıda su birikintisine basabilmenizi kolaylaştıracak bir ürünüm var. Onu da daha önceki videolardan hatırlarsınız. Blink Sport'un Sneaker Protect adında bir ürünü. Bu ürünü ayakkabınızın üstüne sıkıyorsunuz ve suyu akıtıp götürüyor. Yani ayakkabınızın içerisine girmiyor. Önceki birçok videoda bahsettim. Nedir ne değildir internetten de bakabilirsiniz. Benim severek tercih ettiğim ürünlerin başında geliyor. Genelde günlük koşu yürüyüş ayakkabılarımı sıkıyorum kış aylarında kullanacaksam. Onun dışında şu şekilde arkadaşlar, yine aynı zamanda bu ayakkabının incelemesi de kanalda mevcut. Nike Shield teknolojisine sahip koşu ayakkabılarını tercih edebilirsiniz. İçerisine kesinlikle su girmiyor. Bunu inceleme videosunda test etmiştik. Açtım çeşmeyi, şakır şakır su boşalttım üstüne. Yine de hiçbir şey olmadı. Görüyorsunuz, suyun kayıp gitmesini sağlayan bir yüzeye sahip, güçlü bir yüzeye sahip. Bu tarz ayakkabıları da benim gibi tercih edebilirsiniz. Hem yürüyüş ve koşu ayakkabısı rahatlığından da ödün vermemiş olursunuz. Ben şahsen böyle yapıyorum. Onun dışında yine kış aylarında çok fazla tercih etmiş olduğum bir ürün var. O da Adidas'ın All Terrain modeli. Bunun üstüne de Sneaker Protect sıkılabilir ama ben daha önce sıkmadım, gerek duymadım. Ve bu da biraz daha görüyorsunuz kalın bir boost'a, kalın bir alt yüzeye sahip. Böylelikle bir bot ve koşu yürüyüş ayakkabı şıklığını bir arada sunan harika Ultra Boost ayakkabısı. Tabii yeni modelleri bayağı pahalı geliyor ama bu tarz ayakkabıları da indirimde, outletlerde yazın özellikle oluyor bunlar. Bazen zaman zaman geliyor. Kaçırmayın. Bunları tercih edebilirsiniz. Yine kış aylarımın nadide parçalarından biri olan Air Jordan modellerinden bir tanesi var. Instagram'dan beni takip ediyorsanız bir paylaşım yapmıştım ve Air Jordan 4 Winterized modeli, çok severek giydiğim ayakkabılardan bir tanesi. İncelemesi yine YouTube kanalında mevcut. İçerisi kış aylarında giyilmesi için daha kalın, daha pofidik ve rahat yapılmış. Hem gündelik harika şıklıktan ödün vermiyorsunuz hem de kalın, güzel bir ayakkabıya sahip oluyorsunuz. Üstündeki kullanılan materyaller yine su itici, suyun içeri girmesini zorlaştırıcı, kalın, ayaklarınızı sıcak tutacak bir ayakkabı modeli. Bunlar genel olarak benim tercih etmiş olduğum modeller. Bot ayakkabıları tercih etmiyorum çünkü bana çok rahatsız geliyor, çok ağır geliyor, ayaklarım içerisinde pişiyor. Bu yüzden ben tercih etmiyorum. Bu tarz ayakkabıları tercih ederek bu ürünlerle rahat ediyorum. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bu benim önerim olacak. Ben bu şekilde yapıyorum. Fakat internette de tabii ki bakalım neler var, neler yok. Daha doğa yürüyüşlerine çıkacak olan, işte kar yağdığı zaman kartopu oynayacak olan arkadaşlarım, kardeşlerim neler giyebilir? İnternette ne gibi tercihler var? Fiyatları nasıl? Hafif hem öneri olması açısından güzel olacağını düşünüyorum. Onlara bakalım ve sonra da videomuzu kapatalım. Şu ana kadar izliyorsanız ve hoşunuza gittiyse lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Evet, sizlerden önce ben biraz baktım neler var neler yok. Birçok tercih var arkadaşlar. Hepsine girmem mümkün değil. Hızlıca sadece geçeceğim bazılarını özellikle. Bazı benim çok hoşuma gidenler de var. Öncelikle Boyner gibi daha her türden ayakkabıyı satan ve biraz daha alt segment ayakkabıları satan yerlerde çok uygun tercihler var. Harley Davidson'lardan tutun da Caterpillar'lara kadar birçok model var ve fiyatları gerçekten uygun. Tabii ki kaç numara tercih etmelisiniz,
nasıldır, nedir, ne değildir bunları bilmem mümkün değil, denemedim. Ben de öğrencilik zamanında şu renkten Timberland botlar giyerdim, benim hoşuma giderdi. Bunlar renk pantolonun altına, eşofman altına, şortların altına rapçiler giyiyor. Böyle de yapabilirsiniz, çok kullanışlı, çok tercih edilebilir yapıyor. Görüyorsunuz burada manken mesela siyah bir şeyin altına giymiş. Siz mavi de giyebilirsiniz, her renge gidebileceğini düşünüyorum. Birçok güzel model var, genelde 300-400 TL civarlarında. Bayanlar için yine güzel tercihler var. Daha küçük yaşlı olan arkadaşlarım için. Ben mesela bu şekilde botları işte tercih ediyorum. İş kıyafetlerim biraz daha ciddi ve resmi olduğu için bunları orada tercih ediyorum. Gündelik hayatta bunları tercih etmek nasıl olur tam emin olamıyorum. Mesela bakın bu hoşuma gitti, yani iş için alabilirim hatta. 300 liralar, 400 liralar güzel modeller. Fabrikanın yine daha uygun kadınlara yönelik tercihleri var. İşte Harley Davidson yine birçok farklı ve güzel modelleri var. Buralardan bakabilirsiniz ama ben bir mağazada gidip denemenizi, gidip oradan deneyerek almanızı tavsiye edebilirim. Mesela Hammerjack bot 100 lira ve Trendyol'da çok uygun tercihler buldum yine. İnanılmaz uygun, görüyorsunuz 60-70-100 liralara birçok tercih var. Ve şu anda da indirim var muhtemelen, Trendyol'u takip edebilirsiniz. Çok güzel indirimler yakaladığınız zaman neredeyse bedavaya geliyor. Bilmediğim, daha önce adını duymadığım birçok marka da yine burada mevcut. Biraz daha benim uzman olduğum ve bildiğim markalara gelelim, Nike'a gelelim. Nike bu modellerin tanıtımını yaptı ve ben bayıldım arkadaşlar. Görüntü olarak bana harika geldi. Air Force 1'in bot hali gayet gayet iyi, güzel yapmışlar. Şu tabanları, mabanları harika geliyor. Kesinlikle kayıp düşmeniz mümkün değil. Fakat rahatlığı nasıl olur, ayakta nasıl durur bunu tabii ki emin olamıyorum. Normal bir Air Force modelinde giydiğiniz numarayı tercih edebileceğinizi düşünüyorum. Benim hoşuma gitmeyen buradaki şey, mesela şurada ayağınıza giydiğinizi düşünelim. Adım attığınız zaman şuralardan kırışmalar ve şuralardan kırışmalar çok olabilir. Bir de kalın bir şey ise baya baya böyle ayağınızı da rahatsız edebilir belki diye düşünüyorum. Özellikle şöyle üstten tekrar cırt cırtlı sistemleri ben pek beğenmiyorum. Fakat bu Gore-Tex, Gore-Tex nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, su geçirmeyen ve ayağınızın sıcak kalmasına yardımcı olan bir kumaş türüdür. Farklı bir firma, Adidas da bunu yapar, North Face yapar. Nike'da da birçok üründe bazen oluyor. Genelde üst başta kullanılan, doğa koşullarında, bu tarz sporlarda kullanılan bir tekstil ürünü, bir geliştirme, teknolojik geliştirme diyebiliriz. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Yalnız fiyatı tabii ki oldukça sağlam. 1500 lira maalesef, 200 dolar falan vardır, yoktur yurt dışında. Ama şu son zamanlarda bilmiyorum ne oldu, inanılmaz vergiler arttı galiba. Fena fena pahalandı hepsi. Birkaç farklı tercihi var. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu şahsen bot alacak olsaydım. Gayet güzel geldi. Hem şık Air Force 1 hem de bot gayet güzel. Bunu uzun süreler ben giyebileceğinizi düşünüyorum. Mesela bakın farklı rengi 1760 lira. Bu renk de çok güzelmiş gerçekten de. Uçuk kaçık rakamları var. Bunda her numara var. Diğerlerinde pek numara kalmamış gibi. Emin olamadım. Bakarsınız, kontrol edersiniz. Onun dışında Adidas'a geçelim. Adidas'ta yine harika modeller var. T-Rex modelleri genelde dışarıda giymeye uygun olan ve gerçekten canavar gibi duran ayakkabılardan bir tanesi. Çok bot bot da değil. Bu da çok güzel. Hani sadece böyle bot bot ağır ağır giymek istemiyorum, daha gündelik dursun diyorsanız bakın normal gündelik giyebileceğiniz bir ayakkabı modelinde. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Altı maltı efsane. Adidas çok iyi. Bu konuda ben Adidas'ı daha çok tavsiye ederim. Yani Air Force 1 görsel ama bu işlevsel olarak sanki daha iyi gibi geldi gözüme. Bunun birçok tabii ki farklı rengim ve farklı farklı modelleri var. Onlara hızlıca bakalım. Bakın T-Rex R2, AX3 gibi farklı birçok tercih var. Biraz daha renkliler var. Mesela şu çok hoşuma gitti. T-Rex Agravic TR Gore-Tex. Mesela yine Gore-Tex burada kullanılmış arkadaşlar. Sağlam. Biraz daha bot gibi olsun diyorsanız T-Rex Swift R2. Bu benim bayağı hoşuma gitti şu anda. Bayağı güzel. İşte dediğim gibi ben çok bot kullanmayacağım. Benim için gerek yok ama sizler için gayet iyi bir tercih olabilir. Buradan videolarını da izleyebiliriz. Bakın ne kadar yakışıyor bu tarz bir Titan altına. Hem kadın erkek modeliymiş. Kadınlar için de ben aynı modellerin olduğunu düşünüyorum. Burada çok yakışmış, çok sağlam ve güzel duruyor. Aşağı doğru biraz çekiyorum. Yine aynı modellerin çok benzerleri var. Biraz daha koşu ayakkabısı tarzı olanlar var. Bu yine aynı şekilde su itici özelliklere sahip biraz daha bot olanlar var. Buraya bakabilirsiniz. Adidas'ı baya baya beğendim. AX Mid, bu da Mid versiyonları. Birkaç modelin Mid, Low, her versiyonu var. Bakın benim favorim bu oldu. Size göstermiş olduğum Ultra Boost tarzında 6 Boost. Parley mi bu? Ha, geri dönüşümden üretilen modellerden. Çok güzelmiş ya. Ne diyorsunuz? Bayağı güzel geldi gözüme. Fiyatı da 1124. Yani Nike'a nazaran bunlar daha potansiyelli arkadaşlar. Çok daha
teknolojik olduğunu düşünüyorum. Nike'daki ürünlerin bu kadar, yani Air Force hani tamam güzel dedik ama bu kadar teknolojili ve rahat olacağını düşünmüyorum. Adidas çok daha rahattır diye düşünüyorum ama gerçi şu an gördüm 41.5 numara kalmış. Maalesef biraz geç oldu. Boost yastıklaması falan çok iyiymiş bu ya. Ultra Boost gibi duruyordu. Evet, Adidas yine harika işler yapmış. Gayet güzel Adidas'a bakabilirsiniz. Birçok farklı ayakkabı mevcut. Onun dışında Under Armour'a da ben bir bakmak istedim. Under Armour'da neler var neler yok. Bir model gözüme çarptı. UA Charge Bandit Track diye. Dışarıda giymeye uygun. Çok aşırı beğenmedim ama hani indirim var gibi duruyor bazı modellerinde. 850 lira bu rengi fena değil. Birçok numarası da var. İş yapar gibi duruyor. Buna bakabilirsiniz. Hoşmuş. Under Armour'da hangi numara giyilmeli? Bence bir yarım numara büyük alınabilir bunda diye düşünüyorum. En kötü hani tekrar geri gönderir, tekrar yenisini alabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ama şurada 3 yıldız verilmiş. Sebebini de bir bakmak lazım. These shoes are supposed to be 9.5 there. Ha, bakın mesela genelde şeyle alakalı, kaç numara tercihiyle alakalı çok çok dar demişler. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Yani İngilizce yorumlar ama. Ve bu işin asıl canavar olan versiyonu da aynı Adidas'la birlikte çok beğendiğim markalardan biri The North Face. Genelde dışarıda giyilen ürünleri bulabileceğiniz biraz da pahalı olan bir marka ama çok tabii ki kaliteli. Burada birçok bot modeli var. Fiyatları da yine Adidas Nike'la aynı şekilde. Çok şık gelmiyor bana. Hiç North Face ürünüm yok. Hiç ihtiyaç duymadım. Ama böyle sağlam sağlam birçok ayakkabı var. Hedgehog modelleri bayağı sağlam duruyor. Bunlara bakabilirsiniz. Rahatlığını dediğim gibi bilemiyorum nasıldır ne değildir. Ama uzun yıllar giyebileceğinizi düşünüyorum. Hani 10 yıl 15 yıl rahat giyersiniz bu tarz bir ayakkabıyı. Eğer hala büyüme çağındaysanız bence böyle bir yatırım biraz pahalı ve maliyetli olabilir sizler için. Ama ben buradayım botum diyen sağlam bir ayakkabı olacaktır. İşte ben çok bot sevmiyorum. O yüzden daha low modellerine bakabilirim. Bakalım mesela işte şu modeller mesela benim için daha iyi gibi geliyor. Bilemiyorum sizler ne düşünürsünüz. Hani gündelik de giyebilirsiniz. Spor salonunda da. Evet. Güzel bir ayakkabıymış. 1000'den 2000'e kadar farklı farklı değişiyor. Bu neymiş mesela? Dışarıda koşu ayakkabısı. Bu çok bot sayılmayabilir. Tam benlik. Benlik olmuş. Bu şekilde de videomuzu tamamlayabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bir öneri videosu yapmak istedim sizlere. Neler var neler yok onlara bakalım istedim beraber. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bu tarz videolar daha çok gelsin mi? Hangi öneri videoları gelsin? Basketbolda pozisyonlara yönelik yaptım. Yaz için, kış için farklı farklı şeyler de yapabilirim. Neler düşünüyorsanız aşağı yorumlara yazın. Ben yorumları okuyorum ve ciddiye alıyorum gerçekten yapılabilecek ve mantıklı olan tercihleri değerlendiriyorum. O yüzden yazın. En kötü yapmam ne olacak? Aklınızda olan fikirleri ve merak ettiğiniz şeyleri bana yazarak sorabilir ve tavsiyede bulunabilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı dahisi bugünlük. Out.